kuponun en üzerindeki Buda heykelini görmeye gidiyoruz. Çok büyüksün. Ve geldik. Yepyeni bir bölümden herkese günaydınlar. Bugün artık Timpu'ya doğru gidiyoruz. Buda heykelini göreceğiz. Size sonra hep birlikte şehri gezeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Are you ready? Yes, I'm ready. To Timpu. Yes. Let's see. Where are you from? Australia. Oh, Australia. Oh. Yeah. No, I was just... Dindup was talking about the Himalaya and I hadn't let you see one. Also, are you a rider? Yeah. I have a Harley. Oh, nice. And a Ducati. Yeah, it looks like Harley's man's. I will go to Australia after. Yeah, yeah. Around the world. Yeah, I'm on the world tour with bike. Oh, now okay. We are going to Nepal. Yeah. After I will ship the bike Thailand. Yeah. Thailand, Malaysia, Indonesia, East Timor. I find shipping East Timor to Darwin. Darwin, yeah. Darwin after. You'd be able to. I've wound coming from Darwin. I wound a bike up to 200 kilometers an hour and sat there for 3 hours. Yeah. Just. Yes. Dead straight road. Yeah. Have to watch out for kangaroos. Yeah. And thank animals. You. Yeah, they're just everywhere, seriously. Thank you. Yeah. You're well rigged. Thank you. Nice to meet you. Yeah, no, nice to meet you. Ve işte burası Punaka Fort. İçerisine giremiyoruz çünkü Kandun'un özel kıyafetler giymesi gerekiyor. Direkt otele geçeceğiz. Buraya bir Buda Tibet'ten gelmiş. Ve gerçekten onlar için önemli yerlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Dağın şehre giderken görüyoruz. Ve devam ediyoruz. Burada bir prenses zamanında buradan taşları alıp bunu yaptığını söylüyor. Şu da böyle file benziyormuş. Punaka böyle küçücük, yani son 2-3 gündür gezdiğimiz yerler küçücük yerlerden oluşuyor. O zaman Timpu'ya devam edelim. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Yine bir checkpoint'teyiz. Her şeyi Kando hallediyor. Bitti. Okay. Last checkpoint. Yeah, for Timpu. And if you are holding a tourist visa, you don't have to stop. You are a special guest
so we have to stop. Thank you. Welcome. No, bu da heykeli var kocaman, görüyor musunuz? Bir dakika. Ha bir dakika la. Çok büyük. Başkentte bayağı araba var ya. Ve bayağı bu kadar büyük olduğunu hayal etmiyordum. Dağlarda yaşıyor insanlar ya. Düşünsene, buraya ilk televizyon yayını 2000 yılında geldi. Yani dünyadan 2000 yılında haberleri oldu. Böyle bir şey yani, çok enteresan ya. 2000 yılı, bundan 24 sene önce yani. Hiçbir şey değil. Düşünsene, ondan önce hiçbir şey bilmiyorsun. Bu ülkede yaşıyorsun, gidiyorsun. İşte turistler geliyor bazen, tur rehberleri oluşuyor. Onların aldığı çok az bilgiyle yaşıyorsun. Yani bu çok enteresan gerçekten. Ve şimdi ise Timpu'nun en üzerindeki Buda heykelini görmeye gidiyoruz. Hatırlarsınız önceki bölümde size uzaktan göstermiştim. Şimdi otele varmadan önce Kandu dedi ki hadi Gülşah, Buda heykeline gidiyoruz. Biraz hasta hissediyorum senin sağlıklı iyileşebilmen için. Orada dua edeceğim dedi. O yüzden gidiyoruz. Kandu şey dedi, Gülşah dedi, elektrik gidebiliyor, bazen benzin bulamıyoruz. Çünkü benzini mesela şeyden, İngiltere diyesim geliyor ya, Hindistan'dan alıyorlar. O yüzden mesela bazen ulaşımla ilgili falan sorun olduğunda, oğlum yavaş, şeyden alıyorlar. Ne diyorsun Gülşah ya, beynim yandı ya. Kandu sen de nereden gidiyorsun? Buda'ya gidiyoruz. Sonra da sizinle birlikte Timpu'nun şehrini gezeceğiz. Buda heykeline doğru geldik. Of of, çok iyi. Çok büyüksün. It's okay. Ve geldik. So this is approximately 53 meters. 53. Yeah. One of the largest sitting Buddha in the world, one of the. En wow. En uzun heykelmiş, 52 metre uzunluğunda. Deep in my mind, I got this feeling deep in my mind. Güzel duruyor gerçekten. You want vitamin C? Huh? You want vitamin C? No, what is this? Oh, no. If you smoke, you have to take 1000 mg one day. One day? Yeah. So it is good for your... O zaman şehri gezmeye, Timpu'yu gezmeye başlayalım. Otele gidelim, yerleşelim, çıkalım. Trafik ışığı olmadığı için bu tam da polis elleriyle işaret ediyor.
Timpu'ya vardık. Motosikletimizi böyle park ettim. Kandu'yla ayrıldık. Ben şu an şehri tek başıma gezeceğim. Normalde turist vizesiyle yanınızda rehbersiz gezemiyorsunuz ama bahsetmiştim ben de. Video paylaştığım için özel bir vize olduğu için hiçbir sorun yok. O zaman gezelim. Bugün gerçekten müthiş bir hava var Timpu'da. 18-19 derece. Günler sonra böyle bir sıcak havayı çok özlemiştim. Bhutan'ın hiçbir şehrinde, hiçbir yerde trafik ışığı yok ve sadece bu kapital, yani şeyde, başkentte böyle bir polis eliyle işaret ediyor ve ona göre trafik akıyor. Sebebini sorduğumda biz birbirimize trafikte çok saygılıyız, trafik ışığına gerek duymuyoruz dediler. Zaten trafik yoğunluğu da çok az olduğu için gayet güzel bir olay. Şehirlerde tek bir gürültü yok. İnsanlar sessiz, sakin, birbirine saygılı. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim ki Timpu en az beğendiğim şehir oldu. Yani tamam, Bhutan'daki standartlarım artık çok yüksek ama Pobjika'dan sonra, işte Bumtang'dan sonra, Paro'dan sonra burası. Her şeyi bulabiliyorsunuz. O yüzden ne bileyim, çok da değil. Ve işte hemen meydana geldik. Burada bir saat kulesi var. Ya çok fazla sessiz. Gerçekten çok sessiz. Evler favorim. Bu kadar. Güzel bir meydan. Şu kafe çok güzel. Baksana, oraya bir gidelim. Bhutan'la ilgili yaklaşık 5-6 gündür Bhutan'dayım. Kandu her şeyi o kadar iyi organize etmiş ki, yani bir kahvenin gerçekten çok iyi bir hatırı oldu. Yaklaşık beni 90.000 TL'den kurtardı. Çünkü işte turist vizesi olarak başvurmadık. Tur rehberliğinden benden para almadı. Arkadaşlarıyla konuştu. Otellerden para almadı falan filan derken gerçekten çok büyük iyiliği dokundu. Bhutan gerçekten dünyanın en mutlu şehri derlerdi. Fakat inanmazdım. Ama öyle yani. İnsanlar o kadar güler yüzlü ki, önceki bölümlerde siz de gördünüz. Yani gerçekten çok farklılar. Ülkede Mutluluk Bakanlığı'nın olması, ülkenin kralının sadece halkın mutluluğunu düşünüyor olması, bu gerçekten özlediğimiz şeyler. Belki Bhutan'ın dünyaya bu kadar kapalı olmasının getirdiği en güzel şey de insanların bu kadar temiz, saf ve güler yüzlü kalabilmesi. Belki böyle işte medeniyet geldikçe, arttıkça, zorluklar arttıkça belki de insanlar o saflığını ve temizliğini kaybediyor olabilir. Çok rüzgar başladı. Bütün kafeler gerçekten çok keyifli. Ve fiyatlar burada ucuz yani. Normalde çok pahalı. Yani standart göre pahalı yani. Vesaire göre pahalı normalde yani. Mesela atıyorum, bir de çok lüks yerlere gittik, o da var. Ama akşam yemeği için 7-8 dolar ödedik kişi başı. Öğle yemeği için zaman zaman işte yine 8 dolarlara çıktı. Hindistan yemekleri, işte Bhutan yemekleri falan filan. Kahve konuları daha iyi. Kahveyi 2 dolara falan, 1,5-2 dolara net bir şekilde içebiliyorsunuz ve keyifli yerlerde içebiliyorsunuz. Bu ülkede daha önceki videolarda söylemişimdir ama burada söyleyeyim. Dışarıda ormanlık alanlarda, tapınakların olduğu bölgelerde sigara içilmiyor. Yerlere insanlar çöp konusunda çok dikkatli, çöp atmıyorlar. Bhutan zaten %70'i ormanlarla kaplı bir ülke ve aslında %60'ın altına düşmesini engelleyen anayasada kanun maddeleri var. Yani doğalarına o kadar değer veriyorlar ki onu yasalarla birlikte koruyorlar. Bazı arabalar hala çok eski ve bence o arabalar da kaldırılsa Hindistan'daki
karbon negatif oranı daha çok artar. Burası da Thimphu'daki hediyelik eşyaların satıldığı mağazalar. İnsan her şeyi almak istiyor. Biraz pahalı tabi. Çok güzel el yapımı çantalar var. Buradaki banka çiftçiler için olan bir bankaymış. Şuradakisi de international bir banka. Aa, burada çok güzel şeyler var. İnsan deli gibi para harcar. Yine burada değişik binalar var. Şu önümüzde yürüyen turunculu abiye Munk diyorlar. Dini adamlar, özel okullarda yetiştirilmiş Budizmin öğretileriyle büyüyen adamlar. Trafik ne güzelmiş ya. Ve Thimphu başkentte kaldığım otel. Ve bu video ile birlikte Bhutan videosunun, Bhutan serisinin sonuna geldik arkadaşlar. Bunu çok üzülerek söylüyorum. Çünkü gerçekten Bhutan insanıyla, macerasıyla, doğasıyla, yani bu seyahatin en güzel örneklerinden, en güzel yolculuklarından biri oldu. Yaklaşık 8 günde size sanıyorum 5-6 video paylaştım. Eğer izlemediyseniz onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten Bhutan, böyle montajını bile keyifle yaptığım bir ülke oldu. İnsanlar gerçekten Mutluluk Bakanlığı olduğu söylendiği doğru. Ve burada herkes çok mutlu. Kral, yönetim insanların mutluluğunu düşünüyor. Evsiz insan yok. Herkes birbirine çok saygılı davranıyor. Herkes çok anlayışlı. Turistler onlar için müthiş, el üzerinde tutulan ve böyle baş tacı yapılan bir şey. Bunu İran'da çok görmüştüm. Bhutan'da da aynı şeyle karşılaştım. Bu çok güzeldi. Şimdi Bhutan videosunu bitiriyorum. Ama bu bölümden sonra 5 Bhutanlı ile birlikte Nepal'e doğru sürüyoruz. Çok ayrı bir macera olacak. Neler olacak? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Acayip merak ediyorum. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere.